Merhaba arkadaşlar ben Burak Saat. Uzun zamandır Mehmet abiyle bir video çekemiyorduk. İstanbul'daki ikinci ofisini artık açınca biz de bir video çekmeye karar verdik. Hoş geldiniz kardeşim. Hoş bulduk. Bugün Amazon'daki son yaşanan sıcak gelişmelerden gelen sorulardan özellikle kısa bir video çekip sizlere bu konu hakkında son güncellemeler hakkında biraz bilgilendirmek istedik. Evet abi. Şöyle yapalım. <laughs> evet başlayabiliriz. <laughs> şimdi ilk konumuz e, bu boyu e, konuşamadım da boy reporting konusu nedir abi? Ha, her şöyle. tarafta benim dilim dönmüyor ve her evet. tarafta dönüyor ama sen bir açık getirirsen yani bu kara para aklama konusu evet. yani yeni bir beyan verecek ne yapılacak tam olarak Amerika'da şöyle, şirket olanlar? Şimdi e, beneficial ownership information yani boy reporting diye geçiyor. Aslında çıkarılan kanun transparency act diye aslında şeffaflık kanunu diye geçiyor. Amerika'da şirketi olanlar, şirketi olan kişiler, kişiler ya da işte kurumlar neyse hepsinin kara parayı atlamayla alakalı işte daha böyle bilgilendirme kısmı ya da işte kara parayı önleme önlemek için bir reporting. Bu, bu bildirim diyebiliriz buna. Çok zor değil aslında. Çok basit bir reporting bu bildirim verme. Burada zaten bilinmesi gereken şey şu sadece. 500 dolar bir cezası oluyor bunun günlük. Onu geçirmemek lazım. 2024 yılı yani 1 Ocak'tan önce şirketini kuran arkadaşlar bir yıl süresi var. 2025 1 Ocak'a kadar ya da işte 31 Aralık'a kadar diyelim veriyor verebilir bu reportingi. Ama yeni şirket kuranlar burada dikkat etmeleri gerekiyor. bizlerle ya da başka firmalarla ya başka arkadaşlarımızla şirket kuran kişilerde 3 ay içerisinde bu bildirimi yapması gerekiyor. Dolayısıyla bunun en aslında garanti yöntemi şu yeni şirket kuran arkadaşlar, 2024 yılında şirket kuran arkadaşlar, şirket kurdukları yere reporting yapmalarını istemeleri gerekiyor. Daha önce şirketleri kurulmuş olan işte 2024 1 Ocak önce şirketlerini kurmuş arkadaşlar da beyan verecekler bildiğiniz üzere. Hı hı. Beyanla ilgili de birazdan konuşacağız yine. Beyan verirken biz genelde öyle yapıyoruz. Aslında bu sene öyle yapmayı planladık. Bizimle birlikte text return'ını yani işte Amerika'da beyanını veren bütün firma, kişi, kuruş, kuruluş neyse bütün arkadaşlarımızın beyanını verirken bu boy reportingleri de bildirimini de yapıyoruz. onu da aslında bir nevi e, beyanın içine kattık ki insanlar unutmasın, unutur da ya da bir şekilde ya ben bunu yıl sonuna doğru yaparım deyip bir şey olduğunda boş boşuna cezalar yemesin. E, boy reporting aslında temel olarak bu. Ee, zor bir şey mi? Ben yani de bir form falan mı yani tam olarak nedir? Bize daha Çok olur. zor değil. Ee, şöyle söyleyebilirim. Ee, ama yine söylüyorum. Eğer muhasebeciniz zaten beğen yapıyorsa onu da yapmasında fayda var. Eğer yok bunu yapmıyorsa ve yapmayacaksa e, sizin kendinizin de yapabilirsiniz. Hatta bununla ilgili belki ilerleyen günlerde bir video da çekebiliriz. Nasıl <laughs> yapılacağıyla alakalı. Ee, dediğim gibi yani şimdi çok böyle bir iki sayfalık 5 soruluk. Ama seninle beraber şeyin... beyanname verenler herhalde otomatikman zaten yaptırmış olacak. Yaptırmış olacak çünkü biz onu hiç şöyle şeye bırakmayacağız yani sonlamı ya da işte şansa bırakmayacağız diyelim direkt olarak beyanını vereni şey yapacağız ee, orada da o bildirimini de yapmış olacağız. Tamam. Ee, diğer soru beyanname soruları şimdi evet. e, beyanname ne zaman verilecek İşte Ocak ayında hemen verilecek mi yoksa? Amazon mu buna izin veriyor? Tam olarak nasıl geçiyor? Ne zamana başlayacak ve ne <laughs> zaman son buluyor? Bu konuyla ilgili de... Bunlarla ilgili aslında her <laughs> sene söylediğimiz şeyler genelde yine tekrarlayalım. Ocakla başlayan beğen verme süresi Amerika'da Mart-Nisan aylarına kadar sürüyor. Tek ortaklı, iki ortaklı ve üstü ortaklı olarak işte partnership mi, C-Corp mu, S-Corp mu vesaire bunlarla ilgili tabii şey var. Bir ayrım var burada dikkat edilmesi gereken şey eğer şirketiniz tek ortaklıysa Nisan genelde çok çok yani birçok Türk arkadaşımızın LRC tek ortaklı oluyor. Evet. Nisan 18'e kadar vakti var ama asla Nisan'a bırakmayın. Kesinlikle Şubat ya da Mart ayında verin. Eğer e, işte partnership ya da e, tek ortaklı değilse daha farklı iki ya da üstüyse e, S Corp ve C Corp'u çok konuşmuyorum çünkü genelde Türk arkadaşlarımızın yok. Amerika'da yaşayan kişilerin vardır belki birkaç tane. Onunla ilgili de zaten ee, geçenlerde Aysel Hanım'la yine biz bir Telegram yayını yapmıştık, bir saati biraz geçti. Onu yine YouTube'da yayınlıyoruz. Orada da Messi da biraz konuştuk, onu da dinleyebilirler. Ee, işte iki ve üst ortaklıklarda Mart'ın 15-18'i bazen uzatıyorlar, onu son şey yapmak lazım ama genelde süre bu. Ama Şubat'ta başlıyor herhalde abi değil mi? Şöyle, Şubat'ta asla başlamıyor. Ocak 1'de başlıyor ama orada fark şu. Şimdi beyan verebilmeniz için bir TenLineLine dediğimiz bir evrak var. Amazon'un ya da işte eBay'in, Walmart'ın evet. neyse size verdiği bir şey bu. 10.99 formu var. Hatta bunun ne olduğunu bilmeyen ya da nasıl alacağını bilmeyen arkadaşlar yine Mehmet Açık bir tane YouTube kanalından 10.99 Mehmet Açık birkan yazın. Amazon'da nereden alacağınıza kadar gösteriyoruz orada. Bu 10.99 aslında şu. Amazon yıl içerisinde size ne kadar kesinti yapmış, ne kadar para göndermiş, reklama ne kadar harcamışsın. Bunun bir birkaç sayfalık, bir iki sayfalık pdf dökümünü veriyor. Hı hı. Bunun bir örneğini de IRS'e gönderiyor. Dolayısıyla IRS'e gönderdiği bildirimde şunu diyor. Ben Burak Saat'e bu sene örnek veriyorum 100 bin dolar para gönderdim. Bak bu 100 bin dolardan da işte 50 bin kesinti yaptım. Şöyle şöyle şöyle. Dolayısıyla sen de beyan verirken bununla bunu örtüştürmen gerekiyor. Hı hı. E, tabii şimdi 10.99 genelde Ocak sonuna doğru çıkıyor. Dolayısıyla Şubat'ta aslında bir nevi başlıyormuş gibi düşünüyorsunuz ama şirketini kurup bazı arkadaşlarımız bazen bağlamıyor, hiçbir işlem yapmıyor. Bazen e, ailevi ailevi ya da sağlık sorunları dolayısıyla hiç işlem yapmayan arkadaşlarımız hı hı. oluyor. Onlar Ocak ayı içerisinde verebilir. Çünkü onlardan e, istenen herhangi bir şey yok. Çünkü belli hiçbir şey yapmadı. Satış yapmayanlar. Satış da yapmadı, hiçbir şey yapmadı şirketle. Ya da e, dediğim gibi belirli sebeplerden dolayı hiç giriş çıkış da olmadı. Tamam. Dolayısıyla onların zaten tenlerine ihtiyacı olmayacağı için şey de olmayacak. Bir onlar şey Ocak ayında zaten... bir veriyor. Diğer kalanlar Nisan. Ya onun da Nisan'a kadar işte şeye kadar vakti var ama tamam. ben şunu söylüyorum. Onlar başlayabilir. Arkadaşlar ben olsam Şubat'ta bu işi bitiririm. Çünkü zaman azaldığı zaman vakit azaldığında bazen yoğunluk oluyor. Bazen sizin de belki farklı sorunlarınız olabiliyor. E dolayısıyla bu süreleri doğru değerlendirmek lazım. Doğru yapılmadığında da boş boşuna ceza yiyorsun. E e da şey yapmamak şeyi lazım. Şeyi de soru söyleyeyim hemen buradan. Şey de çok merak ediliyordu. E mesela şirketi kurmuşlar ama hiç satış yapmamışlar ve kapatmak istiyorlar. Şimdi burada hani e beğen verildikten sonra kapatılsa olur mu yoksa e, beyan verilirken kapatılması mı doğru olur? Bu konuyu da... Şöyle, e, şimdi bir defa e, en doğrusu aslında yıl sonu kapatılması. Çünkü bazen şöyle bir şeyle karşılaştırdım ya karşılaştırdım az, Aralık oluyor. ayında. En, biz şöyle, biz biz genelde bildirimleri eyalet bildirimlerini yıl içerisinde yaparız ama e, şeyleri, e, IRS bildirimlerini ya bir önceki sene için yapacaksak hemen ocakta kapatırız Heh. ya da e, direkt aralıkta kapatılır. Çünkü onun da sebebi şu... Siz bazen yıl içerisinde bedeli şeyler işte bildirim yapıyorsunuz şirketi kapatıyorsunuz ama 3 ay sonra bir bakıyorsunuz bir yazı geliyor diyor ki senin diyor şuradan da bir gelirin olduğunu işte ben gördüm ya da işte bankadan şöyle bir bilgi geldi bunu da şimdi şey yaptım bu sefer kapattığının üstüne bir de bir daha bildirim yapmak zorunda kalıyorsun. dolayısıyla hmm. yıl içerisinde aylık eyalet, kâr kapatabilirsiniz herhalde o sorun değil ama aylık kapatmasını yıl sonunda bırakmakta fayda var onun da bir bir güzel tarafı da şöyle oluyor yıl dönmeden kapatırsanız en azından bir sonraki yılın şey ekstra be beyan parası. Aynen biz de onu yapmıştık çünkü. Bizden yani kapatmak da hani biraz da masrafı oluyor açıkçası. Evet. Bizim de e, geçen yıl e, bir tane hesabımız vardı. Suspense olmuştu. Beraber kapatmış galiba evet. zaten. O da bir e, Orada eyalete de dikkat etmek lazım. Aynen ama. hem beyan olmuştu. <laughs> hem de bir durum olmuştu. Yani kapatmak da bir masraf aslında. Şöyle oradaki dikkat edilmesi gereken bir taraf da şu. Mesela Delaware'de işte biliyorsunuz Mayıs 1'den itibaren bir franchise tax ödüyorsunuz ya. Evet. O Mayıs 1'de atıyor. Yani Aynen. bu da. Şimdi sen delivery'de şirketin var ve kapatacaksan Mayıs 1'den önce öde franchise tax'i kapat eyaleti. IRS istiyorsan bekle. Ama onu beklersen yani atıyorum Temmuz'da kapatmak istiyorum dersen dolayısıyla iki defa onu ödemek zorunda kalıyorsun. Aynen. Ya da işte annual report işte Wyoming'de ya da Florida'da vesaire. Dolayısıyla buralara falan biraz daha en azından dediğim gibi hani bizlere de zaten sürekli bunları anlattığımız için bilgi alabilirler ya da işte bizim info.mehmetarçibirkan.com'dan .com mail atıp Arkadaşlarımıza sorabilirler, bize sorabilirler. Gruplardan da şey yapabiliriz yani. Şimdi şey de var. E, Türkiye'den e, satış yapan veya elastik şirketi olan kişiler fatura falan çok kesiyorlar. Biz evet. de aynı şekilde kesiyoruz, gönderiyoruz malları. Ama ben de bunu ilk zamanda şaşırmıştım, çok şaşırmıştım. Türkiye'den ne kadar fatura kesersek keselim aslında Amerika'da beyan husus. Yani evet. e, tabii ki gerekli durumlarda faturaları incelemeye alıyorlar. Ama burada önemli olan Nedir? Yani ben aslında biliyorum yani yıllardır veriyoruz ama soruya karşılık olarak direkt sen cevapsın aslında abi daha iyi olur. Yani Excel'de sadece işte gider masrafları işte ne bileyim araba benzini hı hı. Amazon masrafı işte şu masrafı bu masrafı Excel'de tutup işte Aysel Hanım'a bunu ilettiğimiz zaman yeterli oluyor mu? Bankadan harcadığımız zaman bankayla Amazon mu karşılaştırılıyor? Tabii şöyle en doğrusu şu bir defa. Bütün bir kere şirket giderlerini şirketin banka hesabından yapmak daha doğru. Niye? Çünkü yıl sonu biz istediğimiz evraklar arasında bankaların, yani sizin hangi bankayı kullanıyorsunuz şirketiniz, onun statement'ini istiyoruz. Yani statement işte aylık, ekstresim diyelim Türkçe. Evet. Bu statement da zaten sizin işte neler para harcadığınız yazıyor. Şimdi şöyle bir üçgen kurun kafanızda. Amazon tendani aylık çıkardı ya da işte, işte eBay ya da Etsy vesaire. Ben kullandığım bankaların statementlarını verdim. Bir de e, gider Excel'i hazırladım. Şimdi bu üçü birbirini tutması lazım. Evet. Yani şöyle şu değil, diye, şunu diyebiliriz değil mi? Amazon işte bana Mayıs ayında e, toplamda örnek veriyorum 75 bin dolar para gönderdi. Ben bu 75 bin doların işte bak burada kendi gider ekzelimde bak bunun işte 40-50 bin mal almıştım. İşte zaten bak burada banka statementı işte o Mayıs Haziran ay hangi ay oradan da çıktısını fatura geldi oradan ödedim. Ya yani bu üçü birbirini tuttuğunda aslında e, çok fazla o e, yani şeye girmeye gerek e, görmüyor. Ama tabii bazı detaylar da var burada. O yüzden hani bu üçgene biraz dikkat etmek lazım. Bir de e tabii olmayan gideri yazmamak lazım. Ne gider var? Bir yer, bu da yani şöyle. Olan gideri de sonuna kadar yazmak lazım. Yani biz mesela yine birçok yerde anlatıyoruz. Bir, bir defa e, banka komisyonlarını bile eklemeniz lazım. Örnek ama bir sonuna üzere. kadar yazınca daha bir şey de oluyor. Ee, zarar da çıkabiliyor. çıkıp Çıksın. Eğer gerçekten zarar ettiysen tamam çıkabilir. Çok problem değil. Ya da şöyle düşün. Hani hep diyoruz ya. Vergi kaçırmayın ama vergiden kaçının. Yıl sonuna doğru baktın ki ya şurada bir 10 bin dolar bir fazlamız var. Ee, ya birkaç tane laptop alırsın şirketine, belirli harcamalar yaparsın vesaire vesaire. Ee, tabii ki hepsini düşemiyorsun şey olarak ama şunu demeye çalışıyorum. Bir defa en e, hani en aşağısından en yukarısına kadar. Bir, malı Türkiye'den alıyorsun, mal giderini yazman lazım. İki, lojistik kimle çalışıyorsan onun faturasını göstereceksin. Mesela Amerika'ya gönderdin, İngiltere'ye gönderdin. Şimdi lojistik giderlerim var. Üç, e, reklam giderlerim var. Evet. Dört, bankada mesela para Amazon yatırdı işte çevirdim. Yok Payoneer'e attım Vice'e attım. Bank of America'ya attım. Komisyonları var. Komisyonları var. Onları da yazman lazım. Hatta biz genelde anlatıyoruz ya. Hani bonus böyle şey derim yani. Günlük bir öğün yemeğinize kadar yazabiliyorsunuz. Bir öğün yemeğini de yaz kardeşim. Onun dışında işte ofise laptop aldın yaz. Ofise işte telefon mesela. Kendine aldığın telefon. iş için kullanıyorsun. Yaz. Vesaire bunun gibi birçok şeylerin dışında. E biz de zaten bazı hiç nasıl diyeyim direkt olarak yazılabilecek giderleri de yazdırdığımızda bazı arkadaşlar ya yani bizimle vergi beyanı yapan arkadaşlar bu anlamda gerçekten şaşırıyorlar. Hani bu kadar paranın döndüğü yerde bu kadar az vergi nasıl çıkıyor? E doğru iş yapınca daha az vergi çıkıyor. Bilmiyorum hiç vergi dedim mi bugüne kadar bizimle. Ama ya çıkmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Legal şekilde, doğru şekilde bütün giderleri doğru şekilde göstererek yapmakta fayda var. Yani bizim bütün şirketler sen de zaten biliyorsun verdiğimizi de. Ee, şey yani burada aslında demek istediği benim anladığım kısaca e, ee, Mercury ya da Wise kullanıyorsanız ya da Wise şimdi Amerika'ya kartı kapattı da İngiltere'de açık hala bu arada. Wise ya da Mercury kullanıyorsanız bütün harcamalarınızı da o kartla yapın. Ve oradan gösterebildiğiniz çoğunu gider olarak gösterip aslında ee, bunu satışlarınızda tamamlayın. reklam giderleriniz var mesela. Amazon'la ilgili bir reklam çalışması yapıyorsunuz ya da farklı bir şeyle ilgili. O kartı girin. Ya da farklı bir harcamanız var evet, o kartı doğru, girin. Bütün ya bakın şirketle ilgili zaten temelde de bu vardır. Temel muhasebe mantığında dünyanın her yerinde. Şahıs yani kurduğunuz şirket farklı bir tüzel kişiliktir. Siz benim ya yani şahsınıza herhangi bir para harcamamanız ya da yani harcamamanız lazım. Ama yine söylüyorum olur da bir şey yapılacaksa ofisinizle alakalı bilgiler yapılacaksa Gerçekten bunu ofiste şey yapabilirsiniz ve bunları gider, yine söylüyorum, gider gösterin ki sonunda dediğim gibi vergiden düşüp boşu boşuna devlete edeceğiniz hangi şey varsa ekstra ücret varsa bunu kendiniz değerlendirmiş olun. Ama tabii bu de, bu şu demek değil. Hani giderlerle doldurun şirketinizi demek değil. Hayır. E, tabii ki vergi de vereceğiz. Sonuçta e, vergi de bu işin bir parçası. Dünyanın her yerinde bir parçası. Hani kimisinde evet. çok, kimisinde az eee... Bir de tabii şunu dikkat etmek lazım. Hani hem Türkiye'den hem de yurt dışında şirket olanlar soruyorlar genelde onu da söyleyelim. Ben orada şunu dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Hani ne tarafta daha fazla gider gösterebiliyorlarsa oraya biraz ağırlık vermeleri lazım. Örnek veriyorum Türkiye'de daha fazla gider gösterebiliyorsa örnek veriyorum arabası şirketin üstünedir. İşte benzinin de en son değişmediyse %70'ini gider gösterebiliyor. i̇şte belirli farklı farklı gider. Türkiye'den yapan kişi için okeydi. İşte Amerika'dan online arbitraj yapan kişi için biraz daha o Deneyelim. Ama o da o da şey. Yani şöyle düşün. Ofis giderinin hepsini karşılıyor. Yani Elektrik, doğru. Doğalgaz da... vesaire yani yediğin yemek giderleri e zaten ortalama e hani bunların hepsi yazıldığında zaten eğer yine de ödemen gerekiyorsa e demek ki gerçekten güzel kazanmışsın. Öyle zaten problem değil. Aynen. Yani. Ya yani biz de Türkiye'den fatura keserken yani üzerine bir kar marjı ekleyip kesiyoruz. Yani e karın e kestiğimiz faturanın mesela %5 %10 kârla kesiyorduk Amerika şirketine. Onun karın vergisini Türkiye'de ödeyip geri kalanını zaten Amerika'da ödüyoruz. Bunun da herkes merak ettiği için araya Aynen. oradan sıkıştırayım dedim. Eee kart konusu da bu arada hani Wise öyle bir farklılık yaptı. Amerika'da şu an kapalı ama İngiltere şirketinde VICE... şirketlere kapalı. E, şöyle Amerika'da Ama İngiltere şirketinde Wise kart açık değil mi şu an? Benim hesaplarda şu an açık, eski eski hesap oldu. Açık. Sadece şey diye biliyorum. Yani şirket kuruluşlarında şu an mesela İngiltere'de yeni vaiz açmak istediğinizde bir sırayı alıyor. İşte 3-5 gün bir hafta bekletiyor vesaire. o var. Evet, onunla ilgili bir sıkıntı var. Yani. Bir de İngiltere konusu vardı. İngiltere'de Hı. şu an adreslerde bir sıkıntı var. Şirketler normalde Amazon hesabı açmamız, şirket kurulumu her şey dahil bir hafta 10 gün sürüyordu. Evet. Şu an mesela biz bir hafta daha uzadı. şirket verdik geçen gün. iki haftadır hala ama bekliyoruz ama senden. Ama dolayı oldu. Bizim şimdi şöyle, bizim yani e, bizim açmış olduğumuz, daha önce açmış olduğumuz hiçbir şirkette problem yaşamadık. Ama gruplarda vesaire görüyorsunuzdur. Şu an herkese bilmeyle mail geliyor. İşte VAT'la alakalı mail geliyor ya da adresleriyle alakalı. Bir defa adreslerle ilgili sıkıntı klasik. Şimdi biz e, herkese söylüyorduk bunu zaten. Bakın kullanacağınız adres şey olmasın. Hani herkesin olduğu ya da işte tekil adres olsun mümkünse, mümkünse, Amazon bazı adresleri zaten direkt banladı. Çünkü dedi ki bu adreste bir sürü şey var. Aslında 2-3 yıl önce Amerika'da yaptığı düzeni şu evet, an aynen, doğru. İngiltere'de yapmaya başladı. İngiltere'de yapmaya başladı. E biz zaten bunu, hani bunu da söylüyorduk. E, zaten hani bu liste almaya da gerek yoktu. Ama şu ara İngiltere ile ilgili biz de çok işte gruplarda vesaire duyuyoruz. E, çözüm belli. E, ayrı adres kullanacaksınız. Açarken doğru bir şekilde açacaksınız. O zaman problem yaşamazsınız. Yani biz sadece gecikmeyi şurada yaşayabiliyoruz. İşte Wise direkt açılıyordu. 3-5 gün bir hafta ileri atıyor. Aynen. E, Yine aynı şekilde şirketle alakalı birkaç gün gecikme oluyor bazen. Evet işte bunlar olabilir. İşte dördüncü çeyrek biliyorsun. Ve on oluyor vesaire. Ya da işte yılbaşında biraz Christmas vesaire bazen orada bir tatilleri var onların. E dolayısıyla bunları falan üst üste koyduğumuzda evet bu gecikmeler yaşanıyor ama genelde böyle işte Amazon'u böyle hani sıcak yapanlar da bilir. Dördüncü çeyrekte mesela bir attığınız bir case'e gelecek cevap ya da bazen tabii, bir tabii, şeyin çözülmesi çok daha geç oluyor. E, bu da öyle bir şey aslında. Yani İngiltere'de zaten şirket kurmamızın sürekli nedeni yani biz o geliyoruz. Şimdi 85 bin kadar bir vergiden muafiyet var. Onu geçtiğimiz zaman e, biz yeniden şirket kurup yeni Amazon hesabı kurup onu eski alıyoruz. Hem eski Amazon hesapları değerlendiği için ya da o hesabın Kanada tarafında satış yapıyoruz. E, o yüzden İngiltere'de şirket kurulumları hızlandığı için e, onu Mehmet Bey ile görüşelim dedik. Bu aralar o da çok gündemde çünkü. E, bir de şey retail arbitraj ve online arbitraj durumu var. Retail arbitrajda ben biraz bahsedeyim. Yani kem marjları gitgide düştü. Orası biraz daha yavaşladı Türkiye'den gönderimlerden. Ama bu e, herkese göre farklılık gösteriyor. Şu an hala 150, 200, 300, 500 bin dolara kadar cüro yapan kişiler var. Ama çok eskiden beri satış yapanlar. Yeni başlayanlar. Şu an düşük kar marjı elde ediyor. Ve bunu da ben videolarla örneklerle Amerika değil de yani yeni başlayan bir kişi için Amerika pazarı değil de Kanada, İngiltere e, Avustralya pazarlarına daha çok yönelmesi öneriyorum ve bunu da video çekerek gösteriyorum. Bakın bu Amerika pazarında kârlı değil ama e, Kanada pazarında karlı İngiltere pazarında kârlı. E, Türkiye'den göndereceğiniz zaten arbitraj ürünlerinde yeni başlıyorsanız eğer muhakkak ve muhakkak farklı ülkelerle başlamanızı ben tavsiye ediyorum. E, online arbitraj tarafında sana bırakayım. Online arbitraj tarafında şu an... şöyle, orada ben mesela online arbitraj ile ilgili hep insanlara söylediğim şey şu oluyor. E, özellikle yeni başlayan arkadaşlar e, bu iş modeliyle başlayabilirler çünkü... Orada biraz daha hani hem sermaye kısmıyla hem risk alma kısmıyla daha kolay bir operasyon var. işte wholesale, private label göre. Evet. Ee, yeni pazar olarak da şunu söyleyebilirim. Ee, belki yakında, bilmiyorum bunu sonucu ne olacak ama büyük ihtimal olumlu olacak diye düşünüyorum. Benim e, Amerika'da işte üniversiteden Japon bir arkadaşım vardı. Onunla bir süredir görüşüyorum. Oradaki birkaç firmayla görüştük. Ee, bir iki deneme yapmaya hazırlanıyoruz. Neredeyse son aşamaya geldik. Ee, Japonya'ya Japonya'da FPA ile alakalı bir iki çalışmamız var. Eğer yapabilirsek e, göreceğiz durumu. Bu online arbitrajda Amerika'dan Japonya mı? Ya Amerika olabilir, farklı ülkeler de olabilir ama tabii şu an ilk etapta evet Amerika, Japonya gibi düşünebilirsiniz. Çünkü Türkiye'den biz çok araştırdık. Retail arbitrajı Japonya gönderilir falan filan diye. Deneme de yaptık. Gümrükte kaldı, sıkıntı oldu, problem oldu. İşte biz onu orada o firmayla çözdük gibi. Hem gümrük hem şirketle alakalı. E tabii şimdi biliyorsunuz biz işte Avrupa'da, İngiltere'de, işte Birleşik Arap Emirlikleri olsun, Amerika. Her yerde şirketleri kurup muhasebelerini yaparken. E bu tarafta bir de bu işi Japonya tarafında da üstlenebilirsek. E orada şunu diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar biz sizin şirketinizi kurup oradaki gümrükle alakalı kısmınızı hallediyoruz. Siz sadece işte ürün bulun aynı Kanada mantığı gibi. Ürünleri bulup gönderin. Ee, bu arada hani şey söyleyebilirim. Yani biz diğer tarafta e, az çok biliyorsunuz Amerika'dır vesairedir. Ee, hani Çok güçlü olmamız rağmen ben açıkçası Japonya'yı duyuyordum. Ee, bir birkaç deneyen arkadaşlarımız vardı işte. Seçkinler denedi, Daha doğrusu araştırdılar vesaire deneyenler de vardı. Açıkçası bir sonuç alamadılar ama niye alamadıkları ile ilgili de çok net bir cevap bulamadım. Ee, i̇şte gümrükle alakalı sıkıntı vesaire. Ama şunu düşünüyorum. Amerika'da pardon Japonya'da bir şirketin ee, dışarıdan bir şey getirmesiyle alakalı illa hani Şimdi gümrükte şey olacak İngiltere yani. Kanada'da da sıkıntı vardı abi. Biz o tarafları Türkiye'den gönderdiğimizde hani gönderiyorduk mallar geçiyordu bir, iki, bir koli iki koli olduğu zaman ama 3, 5, 10 koliye gelince bu işler sıkıntıya giriyordu. Hı hı. biz de şimdi Türkiye'den mal gönderirken 20 de işte pardon 30 bir üstü indirimli fiyata gönderiyoruz ya mecbur ya küçük kolilerle 3 koli yapacaksın ya büyük 40 almış 2 koli yapacaksın. Biz İngiltere ve Kanada ve Avustralya'da dahil olarak bunları arada poli çözdük. Nasıl çözdük? Ben şimdi buradan mal İngiltere'ye gönderdiğim zaman yani ya da Kanada'ya mal gönderdiğim zaman arada deponun adresine giriyorum. Ee, herhangi bir gümrük vergisi çıktığı zaman şimdi mal niye gümrükte kalır? Vergi çıkar ödemezsen kalır. Amazon'a göndersen malı gümrük vergisi Amazon'a çıkacak ki Amazon'da ödemeyecek. Ödemediği için de mal gümrükte kalacak. Ama biz bunu arada gönderdiğimiz verdiğimiz zaman mesela arada bizi arıyor ya da mail atıyor. Diyor ki işte 75 puan, 100 puan, 150 puan bir vergi çıktı. Biz hemen onu sistemden ödüyoruz ve diyoruz ki ödeyin bize faturalandırın biz size ödeyelim diyoruz. Hemen ödüyoruz ve mallar hiçbir şekilde gümrükte kalmıyor. Yani bu konu Kanada'da, İngiltere'de, Avustralya'da i̇şte çözüldü. Aynen. Hatta biz de Meksika konusunda çalışma başlattık şu an. Yani Meksika'yı da biz çözmeye başladık. E çözersek Meksika'da da arbitra hızlanacak Türkiye'den. bunu Japonya'da sen hani tamam nasıl çözdün? Çözmeyi... Benim arkadaşım olduğu için açıkçası aklıma geldi. Yani duyuyordum sağdan soldan ama hiç bir türlü sonucu ulaşan göremedim. Ya onu şey için söylüyorum. Yani FBI için söylüyorum. Şey için değil. Yani Drop'ta belki tek türün zaten ya, o, Aynen, o var. Ben de duydum. E, FBA olarak bunu nasıl yapılabilir olarak, e, benim orada hani dediğim gibi üniversiteden çok yakın bir arkadaşım olduğu için de sağ olsun o da belirli bir yere kadar yardımcı oldu, getirdi. E, yani orayı belki işte söyleyebilirim biraz da şey olarak. Hani muhtemelen bizim arkadaşlarımız belki bundan 6 ay, bir sene sonra orası olursa oraya da güzel bir e, boks ringine dönüştürüp herkes birbirine <laughs> mücadele edebilir, sorun değil. Ee, ama bakalım inşallah onu yapabilirsek öyle bir şey düşünüyorum. Ya olursa güzel olur. Yani hatta şu anda Japonya'da belki FB yapan da vardır bilmiyoruz. Eğer yapan varsa böyle bir projede. Olsaydı sanki ben duyardım bilme geliyor. Çünkü bu hani... Belki çok fazla Azınıza, kimse girmesinde diye söylememişti belki olabilirler. Yani çok fazla ama kişiyle yani görüşüyoruz bir şekilde duyuyoruz ediyoruz ama varsa da buradan seslerini kendisine. Evet abi bulun. <gülüyor> <Hemen>. <gülüyor> Hayır onun da bir problemi olabilir. Hayır, onun yani. da bir projesi olabilir bu arada. Hani evet. diyebilir hani biz göndeririz Yok, ama. Şundan, şundan çekinmem onu söyleyeyim yani. Ben diyelim bir arkadaşımız bunu yapıyorsa söylesin. Onu yayın alayım onu konuşturayım. Yani çok önemli değil yani ben, ben buldum bunu diyecek bir durumumuz söz konusu değil. Sonuçta yeter ki bunun nasıl olduğunu bir öğrenelim. İnsanlara diyelim ki yolu bu. Problem değil yani. Yok, Çevim biz de zaten mesela İngiltere'ye, e, Kanada'yı Çözdüğümüz biraz daha hızlandırdığımız zamanlarda mesela başka bir arkadaşımız da hani bizim videoları görüp dedi ki ben Meksika'yı çözdüm dedi. Böyle böyle çözdüm dedi. A, oturduk konuştuk Aa tamam güzel projeymiş. Biz ona yardımcı olduk o bize yardımcı oldu. Karşılıklı paslaştık yani böyle ee, projeler. Öyle olması lazım. O bir yardımlaşmak. Yani tabii ki çok fazla duymadan, rekabet olmadan, <gülüyor> 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 boks i̇lk, ringine dönüşmeden. İlk, ilk, ilk önce kaymağı deyip sonra şeyini bırakarak. <laughs> Sonucu. Evet. Olabilir. Yani daha çok fazla sorular var ama diğer e, artık kısma saklayalım. Çok da sıkmayalım diye düşünüyorum. Evet o zaman şeyi kapatalım. Şunu <laughs> kapattık. <laughs> <laughs> e, yani şunu söyleyebiliriz sadece son olarak. Biliyorsunuz işte bu e, bunu da hani not olarak yazmıştım onu da söyleyeyim. 4.000 çeyreğin sonunda e, Amazon'da çok ciddi bir furya olmadı ama Etsy'de ciddi bir kırım, kırım yaşandı. <laughs> Amazon'da da oldu bu arada. Yani Amazon'da orada da oldu ama bu, sefer Etsy Amazon'u geçti yani. Etsy'de de çok oldu ama Amazon'da bu arada şeylerde nitrojine falan satan arkadaşlarımız hepsi bana yazdı. Hocam ne yapacağız falan. Benim duyduğum kadarıyla Evet. ELSI şirketiyle satanlar yani şirketli bir şekilde satanlar biraz da mağazası eski olanlar e, inaktif almamış ürünleri ama tamamen bireysel satışı olan ve yeni bir satıcı olan nitrojine satan satıların hepsini inaktif aldı ve mallar şu an elle patladı mı sonra yeniden açıldı mı bilmiyorum ama sıkıntıya girdi yani ben de tamamen şu andan itibaren ya LLC ya Limited şirket ile satış yapma taraftarım SD çok kötü patladı şu an de çoğu mağaza çok gidiyor. Çok eski mağaza da gittiler yani böyle yani o, tabii, tabii. 8.000, mağazalar da gitti 8 bin, 9 bin, 10 bin adet satışlı mağazalar bile eski şu i̇şte an orada da, orada, orada da aynı hikaye aslında. Orada da yine şirketli olanlar biraz oradan Teyit geçti, sıyırdı. Aynen yani, ona... ama e, oraya dikkat etmeleri lazım. Mümkünse arkadaşlar yine bunu birçok videoda söylüyoruz. Arkadaşlar ticaret şirketle yapılır. Hangisi olduğu çok önemli değil. İşte İngiltere olur, Amerika olur, işte Türkiye olur. Hangisi hiç modemize uygunsa, ya yani şirketsiz yapmayın diyebilirim. Ee, ama Amerika şirketinde her zaman daha önde. Tutuyorlar. Amazon çok fazla de... faydalısı var. Bir kere en basit faydası. Amazon'dan ürün alan bir adamın %7-8-10 Resale Certificate alıp ürün ürünü ücüze alması mantığıyla hareket edecekse e zaten Amazon'dan alıyorsa oradan bir kere orada çok faydalı oluyor. Onun dışında yurt dışında mal, mal alırken vesaire ciddi faydası ya oluyor. Bana göre de işte fatura gönderdiğiniz zaman Amazon daha ciddi alıyor. İhlalleri evet. daha hızlı bir şekilde çözüyor. Kredi kartı işte e yanında ITN'le evet. bir bireysel vergi numarası alıp, evet. kredi kartı alıp, işte o kredi kartı kredi kredibiliteyi yükseltip evet. işte 30-40-50 bin dolarlık bir mal alabiliyorsunuz. İşte kredi Amazon'da fırsatları var. Bir de bizim Amazon, yani Amerika'da bir şirketimiz var. E, Mercury Wise açtık o abi birlikte. Bizim Mercury banka hesabımızda esti bağlı. Wise hesabımız da Amazon bağlı. Hem iki hesap birlikte karışmıyor hem es hesabımız patlamadı Amerika şirketi olduğu için hem de bu arada eslici yapan bütün arkadaşlarımızın en kötü mağduru bir kere Türk Bankası'na girdikleri zaman sonra Amerika Bankası'na giremiyorlar. Evet. Giremedikleri için bu kur farkından çok büyük bir gol yiyorlar evet. ve sürekli para Türkiye'ye giriyor. Yani girdiği için de faturada çoğu kişi numune çıkıyor açıkçası ve sonra korkular sıkıntı olur mu diye. Başlayayım. Yani bize direkt es'den Merkür hesabımıza dolar bazlı geldi. Biz onu dolar bazlı Türkiye'ye çektiğimiz için... Tabii Merkür'ün öyle bir avantajı da var. Aynen. Herhangi bir komisyon da Merkür'ü bizden kesmedi. Hani Pioneer gibi %200-3 kesmiyor. Bizden bu komisyonla kesmedi. Hem paramız dolarla geldi hem dolarla gitti hem şirketli bir şekilde satış yaptık. Vergisi oldu. Hiçbir sıkıntımız olmadı. Bir şey daha var. Hatta Wise'ın da bireysellere kapatmasıyla birlikte sadece Payoneer'in bloku olan birinin banka konusunda kilitleniyor artık. yani. Dolayısıyla şirket kurmak zorunda kalıyor. Evet. Onu da yaşamaması için, elinden en azından 2-3-4 alternatif olsun diye... Hatta yine bizim YouTube kanalımızda bir hani Mercury, Wise Payoneer dışında Amazon onaylı e, bütün şeyleri, e, bankaları, online bankaların hepsini o videoda anlatıyoruz, gösteriyoruz zaten. Oradan da bakabilirler. Ama yine söylüyorum, bireysel yapıldığında şu an bir tek Payoneer kaldı elimizde. Payoneer e, de çok komisyon kesiyor. Tabii işte çok komisyon kesiyor. Amazon Buradaki olduğu zaman da... Artık hem gidiyor doğru. hem Amazon'dan para Payoneer'e giderken bir para kesiliyor. Payoneer'den para çıkarken girerken de para kesiliyor. çıkarken de Aynı bir para, para birimi olduğu zaman kesilmiyor ama tabii sen TL olarak gönderip bu tarafa getireceksin. Yok Amazon'dan Payoneer'e para gönderirken de orada bir komisyon kesiliyor. Ben Wise'da gönderiyorum mesela kesilmiyor ama Payoneer'e giderken kesiliyor. Payoneer'den para çıkarken de ya da normal yüzde %3 de gidiyor. Yani o da dezavantaj ama ben Amerika şirketiyle yani bir tane Amerika şirketimizden dediğim gibi S hesabı açıp evet. S hesabımızı direkt Amerika şirketine açıp Mercury'yi bağlayıp. Şu an 897 e satışa geldi S hesabımız. Para dolar bazlı. Mercury'ye şey yatıyor. Söyleyebiliriz. Yani Etsy ile ilgili de hani son zamanlarda biliyorsun çalışmalarımız hızlandı. Aynen. Onu da en azından bilgilendirmiş oldum. Muhtemelen yakın zamanda Etsy ile ilgili yani bizim biraz tarzımız öyle. Biz biraz kendimiz çok ciddi bir şey yapmadan çok duyurmak da istemiyoruz. Ama yaptığımız çok güzel işler de var içinde. Işte. i̇şte sen de biliyorsun. Sen de yapıyorsun. Aynen. Ee, beraber yaptığımız bazı şeyler de var. Yani Etsy'de de Artık muhtemelen yakın zamanda çok ciddi ve güzel e, Amazon kadar işte bu şirket kadar bilgisi, yani bilgi anlamında birçok noktayı da artık YouTube kanalımıza yükleyeceğiz. Aynen. Orada da zaten yine arkadaşlarımıza duyururuz. Orada da güzel bir projeler gelecek. En azından S hesapları sağspen olmaması için Amerika ile S hesabı nasıl açılır? Evet, i̇şte evet, Mercury'ye S hesabı nasıl bağlanır? S'den dolar bazlı t, yani Türkiye gönderirken TL'ye gönderiyor ya direkt dolar bazlı ödeme evet. Mercury'ye nasıl alınır? Bu tarz bence videolara arttırmak biraz daha... Yakında, yakında muhtemelen onları da yapacağız. Bunu da duyurmuş olalım. Evet. Teşekkür ediyoruz. Çayımız bitti. <laughs> Bizi de Çay bitti. Bizi de yeni ofisinde aradığın için teşekkürler abi artık. Biz İkinci ofis ediyoruz. artık. Üçüncü, dördüncü inşallah. <laughs> i̇nşallah şubeleşeceğiz. Şey yapacağız. <laughs> <Türkiye'de biz gülüyor> önce önce Türkiye'de şubeleşelim. Tabii bizim bu arada hani onu da söyleyeyim. Tanıyorsun zaten arkadaşlarımızı. Hem Türkiye'de bizimle beraber çalışan arkadaşlar hem yine New York'ta e, bizim 2010'dan beri orada yine kendimiz öğrenci olarak bulunuyorduk. Artık son 5-6 senedir de bu işlerle birlikte hem yine oradaki e, ekibimiz, arkadaşlarımız, partner olarak muhasebe ekibimiz, işte Aysel Hanımlar vesaireler bu tarafta arkadaşlarımız onlara da hem sizi e, misafir ettikten onlara da teşekkür etmiş olalım. İnşallah e, arkadaşlarımızı da Bekliyoruz diyelim yani. İnşallah 24 da... yılı güzel geçer. İnşallah. yeni ofisi ben söyleyeyim. Levent de arkadaşlar artık evet. e... ona Instagram'dan yazarsınız. O da artık bir çay içmeye herkesi ziyaret. Evet. Yani davet ettiğin gibi edersin. Artık. Ediyoruz. Bizim hatta şöyle bir sloganımız var. E... deriz, bizim ofislerimiz? Fark etmez bu arada yurt içi yurt dışı. Tekke gibidir. Gelen çayın çorbasını içer. Ondan sonra şeyini alır gider diyelim. Herkes çaya çorbaya davetlidir. Sizler aracılığıyla da bütün arkadaşlarımıza duyuralım. İnşallah yakın zamanda da farklı platformlarda, farklı yerlerde de görüşeceğiz. Bunun da duyurularını yaparız. İnşallah. Teşekkür ediyoruz. Bu videomuz bu kadardı artık. Yeni videolarda görüşmek üzere. Her gün iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sağ olun.